Merhaba sevgili arkadaşlar. Aynalar ve aynaların kullanım alanlarıyla karşınızdayız. Farz edelim ki biz denizin altındayız. Ve denizin üstündeki bir gemiyi gözlemliyoruz. Gizli görevdeyiz. İyi de biz denizin altından denizin üstündeki gemiyi nasıl gözlemleyeceğiz? Periskopla. Size çok güzel bir fen projesi bu arkadaşlar. Herkes diş fırçalarken, yüzünü yıkarken, evden çıkmadan önce kullanıyor. Mesela ben karanlık bir ormanda giderken el fenerini açıp önümü aydınlatırım. Burada da yine aynalar ve aynaların kullanım alanlarıyla karşınızdayız. Söyle bana, var mı benden daha güzel bu dünyada? Vallahi kraliçem, Angelina Jolie, Pamela Anderson, Jennifer Lopez, Yıldız Tilbe. Sus! Merhaba sevgili arkadaşlar. Aynalar ve aynaların kullanım alanlarıyla karşınızdayız. Bugün sevgili aynalarımla sizin karşınızdayım. Aslında aynayı herkes diş fırçalarken, yüzünü yıkarken, evden çıkmadan önce kullanıyor. Peki nedir bu ayna? Ayna dediğimiz aslında bir camın arka kısmının alüminyum ya da işte gümüş ile kaplanmasıyla yansıtıcı bir yüzey haline gelme sonucu oluşuyor. Bu arka kısmındaki alüminyum ve gümüşle kaplama olayını aslında sır deniyor. Hatta eskiler söyler, ayna artık göstermiyor, sır bozulmuş gibisinden. Aynalar aslında yansıtıcıdır. Ben kendime baktığım zaman kendimi görürüm. Yani ışık benim yüzüme çarpar ve yüzümden çarpan ışık ışınları aynaya giderek aynada benim aynı görüntümü oluşturur. Ama tabii çeşit çeşit aynalar da mevcut. Bu görmüş olduğunuz ayna düz ayna. Pürüzsüz ve düz bir yüzeyi vardır. Bu yüzden ışık ışınları düzgün yansımaya uğrar. Benim görüntüm net bir şekilde, düzgün bir şekilde oluşur. Ancak farklı farklı aynalar da biliyorsunuz mevcut. Evet, size bir de kaşık getirdim. Hocam konu aynalar değil mi? Kaşık ne alaka diyebilirsiniz. Ama işte bu da aslında pürüzsüz bir metal olduğu için ayna görevi görmekte. Bir iç kısmı var çukur olan, bir de dış kısmı var tümsek olan. Şimdi birazcık ayrıntıya girelim sevgili arkadaşlar. Aynalar yansıtıcı yüzeylerinin şekline bağlı olarak düz aynalar ve küresel aynalar olarak iki kısma ayrılır. Bakınız, düz ayna. Yansıtıcı yüzeyi düz. Küresel ayna. Bakınız, küresel ayna. Yansıtıcı yüzeyi çukur ya da yansıtıcı yüzeyi tümsek. O halde aynalar temelde ikiye ayrılıyor. Düzgün yüzeyli olan düz aynalar ve küresel aynalar. Önce düz aynalardan başlayalım. Bir kere demiştik ki yüzeyi düzgün olduğu için düzgün yansır ve cismin boyutu, işte görüntüsü nasılsa tamamen birebir görüntü elde edebilirsiniz. Ben aynaya ne kadar uzaktaysam oluşan görüntünün de uzaklık algısı aynıdır. Ben yan duruyorsam aynada da yan duruyorum. Kaldırdığım zaman kafamı aynı şey. Yani ben neysem düz aynada oluşan görüntüm de aynısı olacaktır. Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan aynalara düz ayna adını veriyoruz. Düz aynada cismin yansıyan görüntüsü cisimle aynı boyda, aynı görünümdedir. Cisim aynadan ne kadar uzaktaysa cismin görüntüsü de aynadan o kadar uzakta görülür. Şimdi denizaltılarını bir düşünelim. Farz edelim ki biz denizin altındayız ve denizin üstündeki bir gemiyi gözlemliyoruz. Gizli görevdeyiz. İyi de biz denizin altından denizin üstündeki gemiyi nasıl gözlemleyeceğiz? Periskopla. Size çok güzel bir fen projesi bu arkadaşlar. Eğer evinizde birkaç tane kullanabileceğiniz düz ayna ve karton, mukavva gibi malzemeler varsa bir periskop yapabilirsiniz. Peki periskop nedir? Arkadaşlar periskop dediğimiz aslında şu şekilde bir borudan oluşmaktadır. Bu borunun özellikle bir şu kısmına bir de şu kısmına çapraz duracak şekilde düz ayna yerleştirilir. Farz edelim ki dışarıda bir tane işte çocuk var diyelim ki. Bu çocuktan yansıyan ışık ışını aynaya çarpar.
Aynaya çarptıktan sonra yansımaya uğrar ve yansıma kanunlarına göre yansıtıldığında doğrudan gözümüze ulaşır. İşte ben suyun altındayken yukarıdaki cismi bu şekilde periskop sayesinde görebilirim. Aynı şey projeksiyon cihazlarında, işte tepe gözlerde de görülebilecek bir durumdur. Peki yansıtıcı yüzeyi küresel olan aynalarda durum nasıl? Hiç dev aynalarını ya da sizi küçük gösteren eğlenceli aynaları gördünüz mü bilmiyorum. Çok keyiflidir. Adı da zaten eğlenceli aynalardır. Bunlar küresel aynalardır çocuklar. Küresel aynalarda bizim görüntümüz düz aynadaki gibi bizimle aynı değildir. Bakın, çok basit bir yöntemle bunu deneyebilirsiniz. Evinizde bir kaşık vardır muhtemelen. Kaşığa ben çukur kısmına baktığım zaman kendimi şu an örneğin ters görüyorum. Böyle baktığım zaman ise kendimi olduğundan daha küçük görüyorum. Bunlar tümsek aynalar. Aynı şekilde şunu da düşündüğümüz zaman bakın kendimi ters ve küçük olarak görüyorum. Ya da düz ve olduğumdan daha büyük görebiliyorum. İşte küresel aynalar cisimlerin farklı görüntülerinin elde edilmesini sağlar. Hocam eğlence sektörü dışında nerede kullanılabilir ki? Demeyin. Gündelik hayatımızda gerçekten çok büyük öneme sahipler. Haydi biraz ayrıntıya bakalım. Eğer ki ben çukur kısma bakıyorsam, bu küresel aynanın çukur kısmına bakıyorsam bu aynaya çukur ayna diyorum. Eğer ki bu küresel aynanın tümsek kısmına bakıyorsam da, yani şişkin, çıkıntılı kısmına bakıyorsam da buna tümsek ayna adını veriyorum. Bir örnek var. Bunu dediğim gibi kendiniz evde lütfen deneyin. Yemek kaşığının iç yüzeyine, iç yüzey dediğimiz kısım çukur kısım. Çukur kısma düşen ışınlar çukur aynadan, dış yüzeyine düşen kısım tümsek olan kısım. Tümsek aynadan yansıtılıyormuş gibi yansır ve bakın görmüş olduğunuz gibi mumun görüntüleri ikisinde farklılık göstermekte. Peki ben şimdi nerede kullanıyorum bunu? Çukur aynanın adına ben dev aynası derim çocuklar. Çukur ayna eşittir dev aynası. Dev gibi gösteriyor yani. O halde ben bir cismin büyütülmüş görüntüsünü görmek istiyorsam o halde çukur aynayı görebilirim, kullanabilirim. Dişçiye gittiğinizde minicik dişlerinizin arasında küçücük dolguyu görmek için sizin büyüteç gibi bir şeyle bakmanız gerekir. Büyüteçle böyle adamcağızın ağzının içine giremeyeceğinize göre bir ayna kullanırsınız. Bu ayna çukur aynadır. Sen aynadan yansıyan görüntüye baktığın zaman o çürüğü olduğundan daha büyük görebilir ve daha net kararlar alabilirsin. Aynı şey mikroskop içinde geçerlidir. Işıldaklar içinde geçerlidir. Bir önceki derste demiştik ki güneş ocakları, parlatıcı yüzey ışık ışınlarını bir noktada toplar demiştik. Çukur ayna neden cisimlerin büyük görüntüsünü gösterir biliyor musunuz? Işık ışınlarını bir noktaya odakladığı için. O noktaya odakladıktan sonra da o noktanın büyük görüntüsünü elde ediyorsunuz. Biz bunu güneş ocaklarında da kullanabiliriz. El fenerlerinde de. Mesela ben karanlık bir ormanda giderken el fenerini açıp önümü aydınlatırım. Burada da yine çukur ayna kullanılmaktadır. Peki tümsek ayna ne işe yarar? Tümsek aynaya baktığım zaman kendimin küçük görüntüsünü elde ediyorum. Küçük görüntü. Şimdi belli bir ekran var ve bu ekranda cisimler küçük görünüyorsa o zaman olduğundan daha geniş bir alanı bize gösterebilir. Örneğin ben bazen yol ayrımlarında, dönemeçlerde araba kullanırken biraz stres oluyorum. Arabayla giderken buradan birisinin önüme kırabileceğini düşünüyorum. İşte böyle yerlerde tümsek ayna konuluyor. İki aracın da görebileceği bir noktaya bir tümsek ayna konuluyor. İki tarafta da araçların küçük ama geniş görüntülerinin elde edilmesi sağlanıyor. Güvenlik aynalarında
tümsek ayna kullanılıyor. Çünkü benim güvenlik aynasında geniş bir alanı görmem gerekir. İşte araçların altına bakılan kontrol aynaları tümsek aynadır. Bunlar bizim için tümsek aynanın kullanım alanlarıdır. Geniş bir alanı görmek istiyorsan tümsek ayna, ayrıntılı büyük görüntü görmek istiyorsan çukur aynayı tercih etmelisin. Haydi o zaman öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin başlarına uygun ayna çeşidinin numarasını yazınız. Dev aynası. Neydi bu dev aynası? Çukur aynaydı. 2. Diş hekimleri muayenede kullanır. Diş hekimleri çürüğü daha büyük görmek ister. O zaman dev aynasını kullanmalıyım. Çukur ayna. Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır. Güvenlik dediğimiz şey geniş bir bölgeyi taraması. O zaman tümsek aynadır. Trafik kazalarını engellemek için virajlı yollarda kullanılır. Gene geniş bir alan göstermesini istiyorum. Ev, mağaza, berber gibi birçok alanda kullanılır. Şimdi ben berbere gittim diyelim ki saçımı kestirdim, kâfül kestirdim. Berber oraya tümsek ayna koymuş ya da çukur ayna koymuş. Ben kendime baktığımda kendimi olduğum gibi olduğum boyutlarda görmeliyim ki saç bana yakışmış mı yakışmamış mı anlayabileyim. Beni olduğum gibi gösteren ayna düz aynadır. O zaman buraya da bir diyorum. Aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu, ışık ışınların nasıl yansıdığını birazcık daha ayrıntılı görelim. Bir kere düz aynada bir kere şu kalem, bu kalemin görüntüsü oluşuyor. Bu kalem aynaya kaç santim uzaktaysa sanal görüntüsü de, aynada oluşan görüntüsü de aynı uzaklıktadır. Bu bizim büyüklük algımızın oturması için de geçerlidir. 10 santim arkadaşım bu kalem. Aynadaki görüntü de 10 santimdir. Yani neyse o. Eğer ki ben bu kalemi 2 metre bölü saniye hızla aynaya yaklaştırırsam, aynadaki görüntü de 2 metre bölü saniye hızla aynaya yaklaşır. Yani şunu söyleyebiliriz. Düz aynada cismin simetrisi meydana gelir. Hadi bir tane örnek yapalım. Şimdi arkadaşlar burada bir kere düz aynanın konumu çok çok önemli. Düz aynada ben bazı noktaları belirliyorum ve bu noktalara göre konum alıyorum. Şu noktanın aynaya uzaklığı 3 kare. Dimdik çiziyorum. Bu da 3 kare uzaklıkta. Şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3 kare. 1, 2, 3 kare. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare. Ve birleştiriyorum bakın. Aynı şeyi şunun için de yapayım. 2 kare uzaklıkta, 2 kare uzaklıkta. Yine 2 kare uzaklıkta, 2 kare uzaklıkta noktaları birleştiriyorum. Bakınız görüntü oluşuyor. Hocam peki oradaki karalamalar ne olacak derseniz. Bakın şu kısım aynadan 2,5 kare uzakta. O zaman yine ben burayı karalıyorum. Aynı şey şurada. 2,5 kare uzakta. Aynı 2,5 kare uzakta. Ve buna bakıyorum. 1, 2, 3 kare uzakta. 1, 2, 3 kare uzakta. O zaman şurasıdır diyorum. Gördünüz mü? Tam olarak simetriğini alıyorum. Şimdi tank. Siz önünüzdeki kalem kitabı veya deneme sınavını düz ayna, kendinize düz olacak şekilde tutun. Tamam mı? Şimdi buradan başlıyorum. Bakın. Şu kısım ve şu kısma bakın. 2 birim uzaklıkta K'nın bir noktası, bir kare sonra da bir noktası. Yine bir noktası, bir noktası birleştiriyorum. Hop, tank. Aynı şekilde şu N'nin bir noktası, bu bir noktası, bu bir noktası, bu bir. Bakın, iki elimi tutuyorum aynadan. Uzaktaki noktadan başlıyorum, aynaya yaklaşıyorum, çapraz gidiyorum, aşağı iniyorum. Burada da öyle. A'nın ayaklarını çiziyorum. 2 kare uzaklıkta 2 ayak. Bir de tepe noktası var. 3 kare uzaklıkta bu. Yine 3 kare uzaklıkta seçiyorum. Birleştiriyorum. İşte A. Aynı şekilde T'nin en dip noktası 2 birim uzaklıkta. Bu 3 birim uzaklıkta. Öbür uç 3 birim uzaklıkta birleştiriyorum ve tankı elde ediyorum. Son bir soru daha. Yine düz aynayı kendime göre dik tutuyorum. Ve bakın
yeni bir yöntem daha öğreteyim size. Düz aynanın yazacağınız taraf bir de öbür eliniz olsun. Ben tutuyorum şöyle 5'in en baş noktasından uzaklaştım, dik indim. Aynaya yaklaştım, dik indim, uzaklaştım. Bunu böyle de çizebilirsiniz. Biraz önce yaptığımız nokta yöntemini de yapabilirsiniz. 5'in kafa kısmı 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta. 5'in arka kısmı 3 birim uzaklıkta. Ondan sonra şu kısma bakıyorum. Bakın. Buçuk, 1,5, 2,5. 1, 2, 2,5 kısım uzaklıkta bu var. Birleştirirsem ne yapıyorum? Hop. Bakın yine aynısını çizdim. 2 için de aynı şeyi yapabilirim. Uzaktan tutuyorum. Yaklaştım aynaya. Aşağı indim. Uzaklaştım. Aşağı indim. Yaklaştım. Yine aynı şey yapalım. Uzaktan başlıyorum. Aynaya yaklaştım. Aşağı indim. Uzaklaştım. Aşağı indim. Aynaya yaklaştım. Hangisi kolayınıza geliyorsa size 2 tane yöntem önerdim. Gelelim çukur aynalara. Aslında küresel ayna ya bunlar arkadaşlar. Bu küresel aynanın bir merkezi var. Eğer ki bu aynanın dış kısmına alüminyum ya da gümüşle kaplayıp sırlarsanız yansıtıcı yüzey, iç yüzey yani çukur ayna olur. Bu çukur aynanın tam merkezden geçtiği varsayılan doğrusuna asal eksen denir. Dairenin merkezi ile ayna arasında kalan kısma ise odak noktası yani F deriz. Fokus noktası. Eğer ki sen ışık ışınlarını bu asal eksene paralel olacak şekilde gönderirsen aynaya çarpar ve tam odaktan geçerek yansımış olur. Aynı şeyi ben yukarıdan da yaparsam yine asal eksene paralel bir ışık ışını göndereyim. Yine odaktan geçerek yoluna devam edecektir. İşte güneş ocağı mantığı budur. Sen aynada odak noktasının olduğu yere yemeğini koyarsan ışık ışınları aynadan yansıyıp hepsi birden tencerene doğru geleceği için tencerendeki yemek daha kolay olacaktır. Çukur ayna cisimleri olduğundan daha büyük gösterir. Çünkü çukur ayna ışık ışınlarını bir noktada toplar olduğundan daha büyük göstermiş olur. Asal eksene paralel gelen ışık ışınlarının birleştiği nokta o aynanın odak noktasıdır diyoruz. Çukur aynada cismin çukur aynaya uzaklığı görüntünün özelliğine göre değişebilir. Cismi çukur aynaya ben uzak ya da yakın tutuyorum. Yakın ya da uzak tutmam sonucunda çukur aynada cismin görüntüsü değişiyor. Görüntü cisme göre ters ve cismin boyundan büyük olabilir. Cisme göre ters, cismin boyundan küçük olabilir. Cisme göre ters ama cismin boyu kadar olabilir. Ya da düzse de cismin boyundan büyük olabilir. Biz çukur aynaya dev aynası diyoruz. Çünkü eğer görüntü düzgünse dev gibi bir görüntüsü vardır. Adamım şöyle olsun. Normali. Çukur aynada düz ya da kocaman olabilir. Ya da ters ise arkadaşlar cisimden küçük olabilir. Cisim kadar olabilir. Ya da cisimden daha büyük olabilir. Çukur aynada arkadaşlar 4 görüntü oluşturabilirsin. Düz görüntünse yani sen nasıl duruyorsan o da öyleyse düz görüntüde sen görüntünün cisimden daha büyüktür. Dev aynası deriz buna. Ters görüntüyse cisimle aynı boyda, cisimden daha küçük ya da cisimden daha büyük görünebilirsin. Hocam bu neye göre değişiyor? Cisimle ayna arasındaki mesafeye göre değişiyor. Tümsek aynaya geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, tümsek aynada bakın ben dairemi çiziyorum. Bu dairenin bu sefer alüminyumunu, gümüşünü iç kısma yerleştiriyorum. Yansıtıcı yüzey dışarıda kalıyor. Bu dairenin bir merkezi var. Asal eksen bu merkezden geçiyor. Aynayla merkez arasına da odak noktası diyorduk. Burada görüntü biraz çukur aynadan farklı. Asal eksene paralel bir ışık ışını gönderirsem aynanın arka tarafına ışık geçmeyeceği için sanki odaktan geliyormuşçasına dışarıya doğru yansır. Aşağıdan da gösterseniz, ışık ışınını aşağıdan da gönderseniz yine
Asal eksene paralel gelen ışık ışınları aynaya çarptıktan sonra sanki odaktan geliyormuşçasına yansır. O zaman biz ne diyoruz? Tümsek ayna ışık ışınlarını dağıtır. Işık ışınlarını dağıtması demek geniş bir alanı taraması demek. İşte bu yüzden tümsek ayna cisimlerin küçük ama alanın geniş bir görüntüsünü verir. Tümsek aynada tek bir görüntü oluşur. Her zaman cisme göre düz ve cismin boyundan küçüktür. Geniş bir alan tarar. Haydi bir tane örnek çözelim. Bakın buraya şu şekilde bir düzgün yansıma olayı gerçekleştiğini görüyorum. O zaman ben buna diyorum ki yansıma düzgünse bu düz aynadır. Buraya bakıyorum. Asal eksene paralel gelmiş ışık ışınları hop bir noktada toplanmış. Asal eksene paralel gelmiş bir noktada toplanmış. Bakın çukura düşmek gibi bir noktadan düşüyorsun aşağıya. Çukur aynada da ışık ışınları bir noktada birleşiyor. O yüzden ben buna çukur ayna diyorum. Fokusluyorum olaya ve cisimlerin olduğundan büyük görüntüsünü elde ediyorum. Burada da asal eksene paralel göndermişim. Sanki arkada bir nokta varmış da bu noktadan geliyormuş gibi yansımış. Yine asal eksene paralel gönderdim. Sanki dışarıdan bir yerden yansıyormuş gibi ışık ışınları yansımış. Geniş bir alan tarıyor. Bakın arkadaşlar. Geniş bir alan tarıyor. Bu da tümsek aynadır diyorum. Evet, aynalarla ilgili çok muhteşem şeyler öğrendik. Sizlerden isteğim soru çözüp yapamadığın sorulara tekrar dönüp bakmanız. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.